Köprüdeki beyde. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. O kadar yol geldik, yorulduk. Gümrüklerde bekledik, eziyet çektik ama tabii ki her şeye değdi. Buraya girdiğimiz zaman sanki yeniden doğmuş gibi enerji doluyuz. Çok mutluyuz. O bambaşka bir şey. Bambaşka bir duygu. Hani insanın ne bileyim hani vatanı gibisi yok. Dünyanın neresi olursa olsun Türkiye gibisi yok. Tabii ki önce aile ziyareti. Annemiz, babamız yolumuzu bekliyorlar. Kardeşlerimiz. Onlara gideceğiz, bir kucaklaşacağız. Özlem var mı onlara? Oh, hem de nasıl. Hem de nasıl. Üç gündür yollardayız. Böyle konaklıya konaklıya. Üç arkadaş, halaoğlu, amcaoğlu. Onlar da benim arkamda geliyorlar. Vatanımıza geldik. Efendim, vatanımızı çok seviyoruz. Bizi iki şey çok duygulandırıyor. Çünkü ikisinden de mahrum yaşıyorsun gurbet ellerde. Tabii Türk bayrağına gördüğün gibi zaten aracımı da görüyorsun. Ona ayrı bir sevdamız var. İkincisi de şu ezan sesi. Yani Türkiye'mize, ülkemize geldiğimizde bizi en çok etkileyenlerden bir tanesi de bu ezan sesi. Çünkü orada duyamıyoruz bunları. Hasret kaldık tabii ki. Yani altın kuş altın kasvetçe koymuşlar da hani ah vatan, vah vatan demiş ya. Bizimki de onun misali. Ama ne yapalım, o günün şartları, gittik, çalıştık, bir şeyler kazandık. Şimdi de ülkemize hem katkı amaçlı hem de tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Özlem hep var. Ben 16 ayın üzerine gittim. Bu pandemi falan koptu. 16 ay gitmedim. Dedim ne zaman normale dönerse gideceğim. Gittim. 6 ay kaldım. İnan 6 ayı her gün gün sayarak. Kalmak mecburiyetim de yoktu işte. Bu aracı getirmek için 2 yıl burada tutmak için 6 ay zorunluluğu var. Ya orada da güzel. 3 tane evladım, 6 tane torunum, 3 tane gelinim var. Evim, barkım, her şey var ama ne bileyim ülkede farklı ülkemiz ya. Hep öyle. Vallahi çok mutluyum. Gerçekten Türk bayrağını gördüm, duygulandım, ağladım yani, gözlerim doldu. Bir de ezan sesi, gerçekten biz Avrupa'da yaşadığımız için ezan sesini duyduğumuzda bize gerçekten çok anlatılmayacak bir şey yani. Mutluyuz, Türkiye'mize girdik, Allah'ıma çok şükür sağ salim geldik. Yani vatanımız gibi yok, oralarda da mutluyuz, evimiz, barkımız, her şeyimiz var ama kendi vatanımız gibi de yoktur diye düşünüyorum. Özlem olmaz olur mu? Yani bazen ben söylüyorum, bu İngiltere bize çok şeyler verdi ama çok şeylerimizi götürdü. Özlem var tabii ki, Türkiye hasreti var, kardeşlerimiz var, anne baba yok. Onlar çok acı ama yine kendi memleketimiz bambaşka. Vallahi çok duygulandım. Hatta resimlerini çektim. Diyorum ki bayrağımız gibi kurban olurum bayrağımıza, vatanımıza. Gerçekten çok duygulandım yani. Gözlerim doldu. Teşekkür ediyoruz kanalımıza. İlginize, alakanıza çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendi memleketine gelmenin mutluluğu bambaşka oluyor. Ne kadar da o ülkelerde kalıyorsak da burası bambaşka. Yolculuğunuz nasıldı? Yolculuk biraz yorucu oldu. Çünkü yollarda bazı kapalı yerler vardı falan. Ama iyi, şükürler olsun. İyi geldik. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsun? Yolda bayağı zorluklar çektik. Trafik çok yoğundu. Bayağı gümrüklerde bekledik. Tabii çok sevindik. Buraya geldim, rahatlatmak istiyor bizi. Çok memnunuz yani, şu an için buradayız. İnşallah kesin dönüş yaparız. Akrabalar var. Pandemiden dolayı gelmemiştik bir müddet. Bir kapı.